İpucu Kriminal'den iyi geceler. Bu akşam hiçbir suçun sonsuza kadar saklı kalamayacağını, her temasın mutlaka iz bırakacağını gözler önüne seren bir cinayet dosyasıyla daha karşınızdayız. Şimdi hep birlikte Hatay'a gidiyoruz. 51 yaşındaki Nadide Kaya'nın yalnız yaşadığı evine. Ayşe Şerebi, komşusu Nadide Kaya'nın kapısına bugün üçüncü kez geliyordu. Komşusu sabahtan beri kapıyı açmamıştı. Önce uyuduğunu düşünmüş ama vakit geçtikçe meraklanmaya başlamıştı. Ayşe Çelebi komşusundan haber alamayınca çareyi polisi aramakta bulmuştu. Yaşlı komşusunun kimsesi yoktu. Hastaydı ve emekli maaşını almak dışında dışarı çıkmazdı. Yıllardır bir kez bile kendisine haber vermeden bir yere gitmemişti. Ayaküstü bunları polise anlattı. Ayşe Çelebi'nin anlattıklarını apartman yöneticisi de doğruluyordu. Ayşe Çelebi, Nadide Kaya'nın hayatından endişe ettiğini söylüyor ve kapının bir an önce açılmasını istiyordu. Kimse yok mu? İçeride kimse yok mu? Polisin sesine yanıt veren olmadı. Evde sanki ölüm sessizliği vardı. Tam bu sırada polisin dikkatini salon girişinde ağzı açık duran bir kadın çantası çekti. Polisler çantaya doğru ilerliyorlardı ki salonda bir kadının yerde yatmakta olduğunu gördüler. Olay yeri inceleme ekibi, Nadide Kaya'nın evinde saatlerdir çalışıyordu. Ekip, incelemesini tamamlamak üzereydi. Yaşlı kadın, vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanmıştı. Katile direnemediği, eşyaların yerli yerinde durmasından belli oluyordu. Ama Ayşe Çelebi, komşusunun kolunda bilezikler olması gerektiğini söylüyordu. Bu bilezikler çalınmıştı. Bunun dışında katil ya da katillerden geriye hiçbir iz kalmamıştı. Bıçaklanarak öldürülen kadının ziynet eşyaları da çalınmıştı. Dosya ilk bakışta bir soygun cinayeti izlenimini veriyordu ama katil ya da katiller geride hiçbir iz bırakmamıştı. Ama o sırada Nadide Kaya'nın katili başka kurbanlar peşindeydi. ...65 yaşındaki Hatice Şen emekli maaşını bankadan yeni çekmişti. Akdeniz Mahallesi'ndeki evine giderken yoldan küçük bir alışveriş yapmıştı. Tabii ki yorulmuştu. Apartman kapısını açıp içeri girdi. (Gülüyor)
Kısa aralıklarla iki kadının ölümü polisi alarma geçirmişti. İki kurbanın ortak özelliği yaşlı ve yalnız olmalarıydı. Bir başka deyişle savunmasızlardı. Yine de polis o sırada aslında bir seri katille karşı karşıya olduğundan habersizdi. Zeynep Usta akşam alışverişini yapıyordu. Hava kararmadan önce eve yetişmeye çalışıyordu. Son paketini manavdan almak için elini uzattı. Genç adam yaşlı kadını manavın önünden beri takip ediyordu. Kadının çantasını karıştırmasından eve yaklaştıklarını anladı. Elini cebine soktu, etrafına bakındı. Kadınla mesafesinin açıldığını fark edip adımlarını hızlandırdı. Zeynep Usta'nın cesedi, apartman sakinlerince cinayetten yarım saat sonra bulundu. Cinayeti gören ya da duyan olmamıştı. Katil, Zeynep Usta'nın bağırmasına engel olmuş, defalarca bıçaklamış ve kolunda gördüğü bütün bilezikleri alarak cinayet mahallinden uzaklaşmış. Hatay polisi tam anlamıyla alarma geçmişti. Kimliği belirsiz bir katil Hatay sokaklarında kol geziyordu. Hatay'da yaşayan herkes bu katili konuşuyor ve elinden geldiğince tedbir almaya çalışıyordu. Özellikle de kadınlar tedirgindi. O sabah Aliye Şeker, kızını okula göndermek için her zaman olduğu gibi erkenden kalktı ve kızının kahvaltısını hazırladı. Aliye Şeker bir yandan kızının okul çantasını hazırlıyor. Diğer yandan da acele etmesi için sürekli olarak uyarıyordu. Kızı kahvaltısını nihayet bitirdiğinde hızla paltosunu giydirdi. Okula geç kalmak üzereydi. Thank you.
katil Aliye Şeker kapıyı kapatacağı sırada içeri girmiş ve bıçakla saldırmıştı. Şeker diğer kurbanların aksine katile uzun süre direnmiş ama ard arda gelen bıçak darbelerine dayanamamıştı. Katil, Şeker'in 12 bileziğini dağılarak kayıplara karışmıştı. Beyine ilk bakışta arkasında iz bırakmamıştı. Ama bu kez kurbanın katiliyle boğuşmuş olması, adli tıp uzmanlarınca önemliydi. Maktulün elinde ya da tırnaklarında bir parça saç, tüy, doku, hatta kepek bile kalmış olabilirdi. Ve aranan ipucu, Aliye Şeker'in cesedinin tırnakları arasında bulundu. Katile ait doku parçaları. Polisin eline çok önemli bir ipucu geçmişti. Kurbanın tırnakları arasındaki deri parçaları katile giden yol için ilk önemli adım olabilirdi. Polis işe kahvehaneleri taramakla başladı. Yüzü yaralı bir adamı arıyorlardı. Aliye Şeker, cinayet masası dedektiflerine göre çok yüksek bir ihtimalle katilin yüzünü yolmuştu. Çünkü sağ elinin dört tırnak arasında da hayli yoğun doku parçaları vardı. Özellikle zorlamalı ölümlerde tırnak altı incelemesini mutlak yaparız ve tırnak uç kısımlarını örnekleriz. Çünkü bir boğuşma olmuşsa eğer bir el müdahalesiyle tırnak altında bizim DNA'sını, karşı taraftaki kişinin DNA'sını tespit için yetecek kadar doku mutlaka kalmış olmalıdır diye düşünürüz. Ve çoğu kez de tırnak altında kalmış çok küçük doku kalıntılarından DNA'sını ve diğer kişiyi tespit ederiz. Dört cinayet de belli bir bölge içinde işlenmişti. Polis, katilin yine bu bölgede oturduğunu düşünüyordu. Bir avcı gözüyle bakarsanız bir seyir katile, avlayabileceği birini tercih etmesi de manidardır. Avlayamayacağı, öldüremeyeceği, hatta kendisinin yakalanabileceği bir pozisyona girmeyi istemez. Yani kurbanını belirlerken kendi güvenliğini mutlak olarak düşünür. Kontrol edemediği çok açıktır. Bazı durumlarda ya da bazı seri katillerin kendilerini kontrol edemedikleri çok açık ama bütün bunlara rağmen zaman zaman hata yapsa bile belirli sınırlar içinde tutabilir yaptığı hataları. Ama tabii ki hata yaparlar. En ufak hata yapmamanın imkanı yoktur. Ve en ufak bir hata bizi onlara yaklaştıran bir ipucu demektir. Polis bu bilgiyle hareket ediyordu. Bütün kahvehaneler, esnaf, marketler, hatta bakkallar tek tek dolaşıldı. Polis binlerce insan arasında yüzü yaralı bir adamı arıyordu. Thank you.
günler sonra bir kahvehane sahibi yüzü yaralı birini hatırladığını söyledi. Aylardır buraya takılırdı. Birkaç hafta önce tekrar geldi. Yüzünde derin tırnak izleri vardı. Hatırlıyorum çünkü çay verirken kendisine ne o yengeyle kavga mı ettin diye takıldım. Hiç sesini çıkarmadı, gülümsedi sadece. Kahvehane sahibinin dikkatinden kaçmayan yaralı yüzlü kişi 23 yaşındaki Orhan Bayram'dı. Polis bu bilgiden sonra harekete geçmiş, önce yüzünde yara olan kişinin Orhan Bayram olduğunu tespit etmişti. Ama Bayram Hatay'ı çoktan terk etmişti. Araştırmayı bu yönde derinleştiren polis çok kısa bir süre sonra Bayram'ın İstanbul'da olduğunu tespit etti. Bayram gözaltına alınıp Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiğinde kurbanlarını altınları için öldürdüğünü itiraf etti. Sorgulama sırasında Orhan Bayram'ın evinde inceleme yapıldı. Kurbanlarının kan izleriyle dolu giysileri dolabında duruyordu. Giysileri defalarca yıkadığı anlaşılıyordu. Ama kan lekelerini ne yaparsa yapsın çıkaramamıştı. İlk öldürdüğüm kadının evini tam 4 gün izledim. Yalnızca küçük ihtiyaçlar için bakkala gidip geliyordu. Yaşlı kadın evine girerken arkasından ben de girdim ve bıçağı ölünceye kadar vurdum. İkinci cinayeti asansörde işledim. Üçüncü cinayeti önce camide cuma namazı kıldım. Allah'tan işlediğim cinayetlerden dolayı beni affetmesin diledim. Camiden çıktım. Sonra semt pazarına dolaşırken kolumla bileziklerini gördüm. Zeynep Usta'yı takip ettim. Asansöre bindim. Arkasından yetişip bıçaklayarak öldürdüm. İşsizdim, çaresizdim. Önce hırsızlık yaptım. Sonra da... Bilgin, polise verdiği ifadede cinayet nedeni olarak
işsizliğini gösterdi. Söylediğine göre askerden geldikten sonra tüm aramalarına rağmen iş bulamamış ve çaresiz kalmıştı. Ama bu noktada adli psikiyatrlar farklı düşünüyor. Paranın kullanımı konusunda ihtiyacı olan bir kişiye yönelik olarak bir kısıtlama içine girildiğinde paraya ihtiyacı olan kişi de çok ilkel bir düşmanlık ve saldırganlık duygusu provoke olabilir. 40 tane şizofreni alıyorsunuz. Bunlardan sadece 3'ü ağır fiziksel saldırıda başvuruyor. Nedeni paranoid şizofren ve hezeyansa diğer 37'siyle 3'ünün farkı ne? Bazı ilişkili faktörler buluyorsunuz. İşte tedavide değil diyorsunuz ama şu kadar da tedavide değil. Ya da diyorsunuz ki işte ama onun sosyal destek sistemleri yeterli değil ama hiçbiri tek başına kötülük davranışını açıklamaya yetmiyor aslında. Bir neden sonuç ilişkisi kuramazsınız direkt olarak. Yani şuradaki cinayetin, şuradaki hırsızlığın, şuradaki çocuk istismarının nedeni şudur. Türünden bir neden sonuç ilişkisi kuramayız. Kötülük bazen sadece kötülüktür. Hatta sıklıkla sadece kötülüktür. Ve bu kötülüğün arkasında bir akıl hastalığı modeliyle ya da başka izahlarla medikalize edilmesi ya da illa da böyle psikolojik spekülasyonlarla, psikolojinin sağladığı spekülasyonlarla tanımlanması yeterli de değildir. Unutmayın, kötülük her zaman hastalıkla açıklanamaz. Kişi geçmişte de hiçbir zaman aslında kendisine verici olamamış bir çevre karakteri ile yaşıyor ise kişinin böyle bir karşılaşma anında bu karakter yapısıyla da birlikte bunu öldürücü bir saldırganlığa dönüştürmesi çok kolay olacaktır. Orhan Bayram, Hatay Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Dört kez müebbet hapis cezasına çarptı.